her hafta gerçekleştirdiğimiz bir veya birkaç kez gerçekleştirdiğimiz denetimi bugün biraz daha yoğun bir şekilde yapma konusunda adım attık. Ve bugün tüm kurumlarımız hep birlikte el birliğiyle salgın denetimi konusunda bugün Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Derdimiz şu, bütün dünya bu salgınla karşı karşıya. Ve elbette ki önce yapmamız gereken şey her bir bireyin, yani kendimizin kurallara uymasıdır. Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe ve temizlik. Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, derneklerde, nişanlarda, sünnetlerde, toplu yaşam alanlarında, toplu yaşam yerlerinde bunlara dikkat etmektir. Bu sadece bir devlet sorumluluğu değildir. Eğer bunu bir devlet sorumluluğu olarak görürsek yanılırız. Bu aynı zamanda her bir bireyin, her birimizin bir sorumluluğudur. İnanıyorum ki bu salgını hep birlikte atlatacağız. Avrupa'da, dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği noktasında bir değerlendirme var. Bazı ülkelerde bunları görüyoruz. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Bundan 2-3 ay önce yaşadıklarımızla biz de karşılaşmayalım çok doğal olarak. Ve bunun otokontrolünü, yani kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Ve burada da görev hepimize düşmektedir. Devlet olarak biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımızla birlikte bunu başarmalıyız. Bu konuda tüm esnaflarımızın, tüm işyerlerimizin, özellikle büyük üretim yerlerimizin, onların iş yeri sahiplerinin ve orada çalışanlarının, oranın sorumlularının, özellikle toplu taşımada otobüsler ve taksiler, bütün hepsiyle ilgili tüm tedbirleri almak bizim temel sorumluluğumuzdur. Onun için hepimiz dikkat etmeliyiz. Ne kadar zor dönemden geçtiğimiz. Birçok esnafımızın çok doğal olarak dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek elbette ki bizim açımızdan da, ülkemiz açısından da, biraz önce bahsettiğim bütün kesimler açısından da büyük bir sorun teşkil eder. Yapacağımız çok basit. Maske takacağız, mesafeye uyacağız, temizlik yapacağız. Bir de toplu yerlerde, düğün, nişan, taziye, yani buradan milletimize tekrar duyuruyorum. Ya özellikle taziye geleneğini çok uzun zamandır ayakta tutan, toplu olarak taziye yapmayı hakikaten büyük bir maharet olarak, toplumumuzun büyük bir geleneği olarak taşıyan Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza buradan tekrar sesleniyorum. Ne olursunuz, yani belli bir dönem bu toplu taziyeleri bırakalım. Yani bunu bırakırsak buradaki yayılmayı engelleyebiliriz. Düğünlerde dikkat edelim. Nişanlarda dikkat edelim. Toplu taşımalarda dikkat edelim. Tabii buradan belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani idare dediğiniz tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatlarımız, ticaret odalarımız bu idarenin tüm bütünü içerisindedir. Hep beraber yönetiyoruz. Hep beraber sorumluluğumuz var. Onun için herkes elinden geleni ortaya koyduğunu yaparsa samimiyetle bu meselenin üzerinden gelmiş ve başarmış olur düşüncesi içerisindeyiz. Bugün akşama kadar devam edecek. Buradan tekrar söylüyorum. Yarın, yani cuma akşamından itibaren de cumartesi ve pazar yine bu bahsettiğimiz ekiplerin büyük bir bölümü düğünlerde, nişanlarda denetlemeye devam edecekler. Bunu da söyleyeyim. Bir de şöyle bir eleştiri var. Diyorlar ki işte bu bir gün önceden haber verilir mi? Yani beni bağışlayın, terör operasyonu yapmıyoruz, uyuşturucu operasyonu yapmıyoruz. Biz bir taraftan rehberlik, bir taraftan denetleme, bir taraftan uyarma, bir taraftan da hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Elbette ki bu konularda önceden uyarmak, yani vatandaşımıza tuzak kurup aman sen maskesiz seni yakaladım, şu cezayı verelim diye bir anlayışın içerisinde değiliz. Uyararak, bilinçlendirerek bu anlayışı hep beraber sağlamalıyız. Buradan sahil ve tatil yer beldelerine de bir değerlendirmem var. O da şu, yani tatilinizi geçiriyorsunuz, hayırlı olsun. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Tatilinizi geçirdikten sonra nereye döneceksiniz? Evlerinize döneceksiniz. Eğer siz tatilde salgından etkilenirseniz doğal olarak döndüğünüz yerlere de bunu taşımış olacaksınız. Bu da ayrı bir sorumluluktur. Bu açıdan yani sadece bugünü tasarlamayalım. Tatil sonrasında da döneceğimiz şehirlerde karşı karşıya bırakacağımız durumu da tasarlayalım. Bunu hep beraber açık sözlülükle birbirimize ifade edeceğiz. Ve bu üç kavramı da maske, mesafe, temizlik, Sayın Cumhurbaşkanımızın tamam dediği, yani temizliğin, maskenin, mesafenin baş harflerinden oluşan bu kavramı da hep beraber sağlamaya çalışalım. Teşekkür ediyorum. Efendim, son zamanlarda artan vaka sayıları biliyorsunuz. Sokağa çıkma kısıtlaması acaba tekrardan gelir mi tartışmalarını gündeme getirdi. Size gelen bir bilgi var mıdır? Bilim kurulunun bu yöndeki önerileri nelerdir? Bir de paylaşılan belgeler oluyor bazen sahte belgeler. Genel değilmiş. Birincisi şu, Sayın Sağlık Bakanımız her gün rakamları paylaşıyor. Bugün sabah da yine bir açıklama yaptı hastanelerle alakalı. Siz de hatırlayacaksınız, salgın başladığı andan itibaren maalesef sosyal medyada bir takım WhatsApp hatlarında tezyiratlar söz konusu oldu. Ve bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çok doğaldır ki dönem dönem inişler ve çıkışlar söz konusu olabilir. Zaten Sağlık Bakanımız bu rakamları Sağlık Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu birincisi. İkincisi, sokağa çıkma yasağıyla ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezyiratların bir parçasıdır. Bunu da çok net söyleyeyim. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde de böyle bir durum söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. Bizim belki bir hattımız daha olabilir. O da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek. Elbette ki bir sorumluluğumuz da budur, bu doğru. Ama diğeri bir sağlık meselesi. Bu sağlık meselesi de sağlıkçıların işidir. Biz bunun uygulamasıyla sorumluyuz. Onun için bu konuda toplumu telaşa, milletimizi telaşa kaptırmak isteyenler, yanlış bilgilendirme, yani dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlar, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili biliyorsunuz biz bu konuda maharetliyiz. Gerek sosyal medyada, gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız. Bu kadar basit. Onun için hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sadece bu kurallara uyalım. Onun dışında yani bu sokağa çıkma yasağı gibi, hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan tezyiratlar gibi değerlendirmeler elbette ki gerçekler oluşunca karşılığını bulmadığı görülmektedir. Sayın Bakanım, son olarak orman yeniden düşünülüyor mu? Var. Ormanlar bizim zenginliklerimiz. Maalesef burada da bireysel hatalar bazen de kötü niyetlilik ortada duruyor. Ama bireysel hatalar daha fazla. Görevimiz bu bireysel hataların en aza indirilebileceği bir tedbirler manzumesini ortaya koyabilmek. Sayın Orman Bakanımızla da bunu defaten de görüştük. Arkadaşlarımız salı günü çalıştılar. Dün yine çalıştılar. Yarın zannediyorum tekrar orman teşkilatıyla bir araya gelecekler. Yarın akşam itibariyle bir taslak ortaya çıkacak. Sonra Sayın Bakanımızla değerlendireceğiz. İnşallah somut adımlarla birlikte bu konudaki tedbirlerimizi alırız. Yani bizim tedbir almakta herhangi bir çekincemiz söz konusu değildir. Tedbir alırız, tedbir almaktan da çekinmeyiz. Onun için de ifademiz şudur. Biz gene gerekli tedbirleri, somut tedbirleri alacağız. Ve inşallah da bu somut tedbirler sonucunda bu meselelerle ilgili zenginliklerimizi ortadan kaldıran sonuçları da bir vesileyle engellemeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.